açıklayacaklar. Çünkü öyle Tayyip Bey'i üzmeme istatistikleri kurumu TÜİK. O yüzden yani yapacak bir şey yok. O rakamlar hiçbir zaman gerçek enflasyon rakamları gibi olmayacak. İstanbul enflasyonunda görülmemiş artış. Açıklayan İstanbul Ticaret Odası toptan fiyatlar %4,69, yıllık bazda perakende fiyatlar %76'nın üzerinde artmış. Ya zaten bunun için çok büyük bir araştırma yapmaya da gerek yok. Yani kendiniz de yaşayarak görüyorsunuz. Hissedilen enflasyon diye bir şey uydurdular ya. Siz bir de hissedilen maaş var. O maaşı hiç hissedemiyorsunuz aslında. Niye? Çünkü hani geldiği gibi gidiyor hissedemeden. Hissedilemeyen maaş olarak onu belki değerlendirmek mümkün. Bir de zamlanamayan ürünler var. Enflasyon biliyorsunuz ayın 1 ile ayın 30'u arasında şu çay kaç liraydı, kaç lira olduğunu hesabı çok basit aslında. 1 liraydı 76 lira oldu. %76 artmış. Bu kadar basit bir hesap aslında. Ama tabii bir de zamlanamayan ürünler var. Onlardan biri simit. 3 gündür size simit anlatıyorum. Ya bir simit bu kadar uzun haber olur mu? Oluyor vallahi. Çünkü niye? Yani Allah'ın simidi. Bu Allah'ın simidine Ankaralı simitçiler odası zam yapmak zorunda. Neden derseniz çünkü un pahalı. Un niye pahalı? Çünkü ülkede tahıl yok. Tahılı nereden alıyoruz? Çeşitli yerlerden. Rusya'dan, Ukrayna'dan. Sanki bizde Çukurova yok. Sanki bizde Muşovası yok. Sanki bizde Islahiye'de acayip buğday tarlalarımız yok memlekette. Gidip onlardan ithal ediyoruz biliyorsunuz tahılı. Dolayısıyla da mazot zamlanıyor, benzin zamlanıyor. Bu simidin de zamlanması gerekiyor. Zamlanamadı. Zamlana yazdı bir telefon gelmiş. Bizzat açıklamış Simitçiler Odası Başkanı Ankara'da simit zammı açıklaması. Dünyada böyle bir haber var mıdır size soruyorum arkadaşlar. Bakanlık talimatıyla zammı geri aldık. Ya nasıl olabilir böyle bir şey? Ya yani simit zamlanmasın diye bir bakanlık Ankara'daki Simitçiler Odası Başkanı'nı arıyor. Merhaba, evet. Ben bakanlıktan arıyorum. Evet. Siz simide zam mı yapmayı düşünüyordunuz? Yani hani mecburen matematik onu gerektiriyor. Yapmayın. Tamam, ne zaman yapalım? Şu seçimleri atlatalım. Böyle bir şey olabilir mi? Olmuş işte, adam anlatıyor. Ver efe ver haberi ver Allah aşkına. Simidi 15 TL yapmışlardı bir simidi. 5 TL'sini geri almak zorunda kaldılar. Nereye kadar? 1 Nisan'a kadar. 1 Nisan'dan sonra acayip bir zam fırtınası Türkiye ekonomisini bekliyor. Şimdi bugün gene bir başka manşet gördüm. Üreticide 4 TL, markette 20 TL. Narenciye fiyatları rekor kırdı. Ya bu ülke narenciye ülkesi değil mi ya? Biz hani Ege bizim, Akdeniz bizim. Değil mi yani? Buralar hani narenciye cenneti olması lazım. Üreticide 4 TL, markette 20 TL. Marketçilere kızıyorlar ama arada ne var biliyor musunuz? Nakliye var, lojistik var, soğuk hava deposu var. Ambalaj var. Bunların hepsi çılgınca dolarize ekonomiler. Hepsi almış gitmiş vaziyette. Almış gitmiş vaziyette. Markette 20 TL olacak tabii ya. Kaç TL olacak yani? Sonra gidiyorsunuz tekrar ithal ediyorsunuz bu ürünleri. Ha bu arada benzine bir zam daha geldi. Ay, şey gibi böyle kabus senaryosu gibi şaka gibi ama işte haberler bunlar. 9 gün içerisinde 4. zam galiba. En çok Murat Muratoğlu'nun o tweetini unutamıyorum. Yazmıştı ya biz aslında devlete vergi ödüyoruz. Onlar jest olarak bize akaryakıt ikram ediyorlar diye bir tweet yazmıştı. Tam olarak o. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir benzin, böyle bir motorun fiyatı yok. Ama hem dolarize ekonomi olduğu için hem de tabii enerjide çok ciddi sıkıntılar yaşadığı için Türkiye. Niye? Çünkü dışa bağımlıyız enerjide. En çok da Rusya'ya ne yazık ki benzine bir zam daha geldi. Yetmedi bu kabus haberlerini. Bugün TEPAV'ın açıklaması. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Ankara merkezi çok değerli bulduğum bir vakıf. Bir araştırma yapmışlar. Eğitimli insanların gelirleri sürekli olarak düşüyormuş. Bu da korkunç bir şey. Bu şu demek yani üniversite mezunusunuz evet ama çalışan yoksulsunuz. Bir işiniz var fakat asgari ücret veya onun bir tık üzerinde bir ücret alabiliyorsunuz, faturalarınızı ödeyemiyorsunuz. Barınma krizi zaten ayrı bir soruna dönüşmüş vaziyette. Ve tabii öyle olunca da ne oluyor? Gençlerde şöyle bir kafaya geliyor haklı olarak belki de. Ya okuyup da ne olacak? Onun yerine TikTok fenomeni olurum. Sanki TikTok fenomeni olmak çok matah bir şeymiş gibi. Ama ilk kez kendi hesabına çalışanların ortalama geliri 2020'den sonra ücretlilerin gelirinin üzerine çıktı. Bu da ilk defa olan bir şey. Bu da ilk defa olan bir şey. Yani hepimizin kendi evlatlarımız ve gençlerimiz için endişelenmesi gereken bir durum. Bir başka sorun et. Ya bugün diyeceksiniz ki baygınlık verdiniz o zaman ama öyle.
Ette de çok korkunç durumdayız. Et tüketiminde büyük bir çöküş yaşıyormuş Türkiye. Gene bir araştırma sonucu. Yani insanlar et alamıyorlar çünkü. Türkçesi bu. Bu işin matematiği bu. Ve o yüzden de et fiyatları çok feci noktalara gelmiş vaziyette. Sığır ithal ediyoruz. 2023'te 1,2 milyar dolarlık. Çarp çocuğum, 1,2 milyar dolar. Kaç milyar TL ediyor? İşte o kadarlık sığır ithal etmişiz. Ay, memlekette sanki yeterince sığır yokmuş gibi. Neyse, sığır ithal etmişiz ve biz bu sığırları ithal edip güya et fiyatlarını dengelemeye çalışıyoruz. Ama tabii ki de öyle bir şey olmadı ve o yüzden de et tüketimi de Cumhuriyet tarihinin en düşük verilerine ulaşmış vaziyette. Son olarak isterseniz ev sahipliği oranlarına bakalım. Çünkü orada da korkunç bir tablo var. 36 milyar TL mi ediyor? 36 milyar TL'lik sığır ithal etmiş Türkiye işte etleri dengelemek için. Oturduğu konutta ev sahibi olarak yaşayanların oranı 2023'te düşmeye devam etmiş ve 2014'te %61 iken bu, yani ev sahibi olan, kendi konutunda oturan insanların oranı 2023'te bu oran %56,2'ye inmiş. Gördüğünüz üzere, hele o grafiğin şeyini de gösterelim, kendisini de gösterelim, işte bu. Dolayısıyla artık insanlar ev sahibi olamıyorlar, bir ev alma hayalleri bile kuramıyorlar. Genç kardeşlerimiz eskiden, hani ne bileyim, maaşa çalışırken bir kredi kullanabiliyordun, küçük de olsa bir daire alabiliyordun, onu krediyle borç harç da olsa ödeyebiliyordun. Şimdi bunun yani hiçbir şekilde mümkünatı olmadığı gibi insanlar standart bir kirayı bile ödeyemez duruma geldiler. Yani aslında hakikaten Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşanıyor. Ne kadar hissediyoruz, ne kadar yaşıyoruz bilmiyorum. Seçimlerin sonuçları da pek etkilemiyor bu ekonomik durum. Belki de o yüzden insanların çok da umurunda değilmiş gibi gözüküyor. Ama her evde ayrı bir sıkıntı var aslında. Örgütlenmemiz gerekiyor demiş Yalçın Bulut. O da mümkün değil. Bomrin diyor ki 6 lira olmuş hindi bu. Bir adet mi? 600 lira. 600 lira mı olmuş? 6 lira mı 600 lira mı anlamadım. Şunun doğrusunu bir yaz lütfen. Milleti vegan yapacaklar sonuçta demiş. Yani vegan olanlar var tabii ama 36 milyar TL. Evet, sığır ithalatı. Ali Ekber diyor ki ev almak, araba almak artık mucize. Tek bir yol var, çalacaksın. Aman, o bir yol değil tabii ki Ali'cim ya, lütfen.